Altay ile aynı puanda 3. sıradayız. Kadro revizyonları ve sakat futbolcularımızın çok olması dolayısıyla istemediğimiz puan kayıplarını yaşadık doğal olarak. Ama devre arasında iyi bir kamp dönemi geçirdik Antalya'da 2 dönem olarak. Bu kamp döneminde takıma takviye transferlerle de takımın performansını arttırdığımızı düşünüyoruz. Daha çok koşan ve mücadele eden bir takım görüntüsü olacağını düşünüyoruz ikinci yarıda. Hep birlikte izleyeceğiz. Bizler bundan öncesi olduğu gibi Mustafa hocamıza ve ekibine güveniyoruz. Ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Sonuna kadar da güveneceğiz. Bu ligin sonunda şampiyon olacağız. Tekrardan iddia ediyorum, bu ligin en iyi takımı Bandırma Spor'dur. Herkesin de desteklemesini bekliyoruz. Taraftarlarımızın ve Bandırma'nın desteğiyle şampiyon olmak istiyoruz. Bunu kafamıza koyduk. Hep birlikte, ekip olarak, tüm yönetici arkadaşlarımız olarak. Bunu başaracak işte bir şehiriz. Ama tüm şehrin de bunun inanmasını bekliyoruz. El birliğiyle maçlara gelmeyenlere maçlara getirmek yoluyla zaman zaman çeşitli kampanyalarla bunu yapacağız. Stadımızı doldurabilirsek, taraftarımızın ve Bandırma'nın desteğini alabilirsek bu mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyoruz. Şimdi Süper Lig takımlarında ve Alt Lig takımlarında da malum maddi sıkıntılar zaman zaman olabiliyor. Ancak biz de bunları yaşıyoruz zaman zaman. Aldığımız önlemlerle bu sıkıntıları en kısa zamanda atlatacağımızı düşünüyoruz. Bunun en büyük sebebi üst ligden gelen borçlarımız ve alt lige düştüğümüzden dolayı gelirlerimizin 8'de 1 oranında düşmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Ancak otopark gelirlerimizi arttırarak ve Bambam Petrol'ün de taraftarlarımızın ve Bandırmalı'nın sahip çıkmasından dolayı gelirlerimizi tık daha arttırdığımızı düşünüyoruz. Ve bu desteklerin de devamını bekliyoruz açıkçası. Bu destekler geldiği sürece Bandırma Spor'un maddi sıkıntılarından en kısa zamanda çıkacağını düşünüyoruz. Hep birlikte, ekip olarak, tüm yönetici arkadaşlarımızla biz bunun farkındayız. Bir santrafor, sağ sol ön oynayan bir arkadaş, Mert Çençem, Art Feyyaz, santrafor olarak. Daha sonra sol bek, Nazilli Spor'un sol bekini aldık. Gölcük Spor'dan da 6 numara oynayan, 6-8 oynayan Yunus arkadaşımızı aldık. Ama transferimiz bitmedi. Daha görüştüğümüz en az 2 arkadaşımız daha var. Tamamen düşündüklerimiz ön tarafta hücum gücümüzü artıracak oyuncular. Yani biz en büyük noksanlığımızı orada görüyoruz. İleride top tuttuğumuz zaman bu ligin açık ara önde giden takımlarından birisi olacağımızı düşünüyoruz. Bu esnada başka ne yapıyoruz? Sadece transferlerle takımın başarısıyla uğraşmıyoruz. Belediye Başkanımız Dursun Müzan'ın bize Akçapınar mevkiinde vermiş olduğu o araziyle ilgili, tesisleşmeyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili bakanlığa bir yazı yazdık. Buranın kamu yararına olan bir yazı almamız gerekiyor. Bunu da Sema Hanım'a vererekten, Sema Hanım'ın ilgileneceğini biliyoruz ve kendisine bu yazıyı vererekten kendisiyle ilgileniyor. En yakın sürede bunu da halledeceğimizi düşünüyoruz. Eğer o belgeyi de alırsak spor tarım il müdürlüğündeki sorunumuz hallolmuş olacak ve oradaki tesisleşmeyi hemen başlatacağız. Yani eğer o bakanlığın kamu yararına tarım arazisiyle ilgili bir sıkıntı yoktur diye bir yazı vermesi bizim oradaki tesisleşmeyi hemen başlatmamıza öncülük edecektir.